Özgür Özel'i ağırlıyoruz. Sorularımızı soruyoruz. İlk bölümde şöyle seçime 5 gün kala genel hava nasıl? Özellikle kritik yerlerde, büyük şehirlerde biraz İstanbul'u konuştuk ama galiba birkaç soruyla üstünde durabiliriz. Ankara'ya daha gelmedik. Ankara'da mal varlığı tartışması devam etmekte. Kumpaslar var. Ekonomiyi de konuşacağız dedik ama reklamdan önce bir soru sormak istiyordum. Timur, sana sözüm vardı. O yüzden senin sorunla devam edelim. Ya birincisi YSK olası 2019 seçimde olduğu gibi iptal ederse ne yapacaksınız diye sormuştum. Onun yanıtını rica edeceğim. Bir de taşıma seçim. Pınar Hanımların çalışmalarında özellikle Kars, Iğdır, Siirt o bölge bir taşıma seçmen. Daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde alet edildiği iddia edilen işte tatbikat tarihi nedeniyle oraya bir taşıma seçmen yığıldı. Asker polis biçiminde iddiaları var. Buna yorumlarınız nelerdir? Şimdi eğer silahlı kuvvetler gerçekten bir manevra yapıyorsa, bir tatbikat yapıyorsa ve o bölgede bir askeri birlik varsa o askeri birliğin oy kullanması önemli. Neden? Milli irade açısından. Ama bu ne zaman önemli? Bu genel seçimlerde önemli. Şimdi örneğin İzmir'de konuşlu bir birlik tatbikat için Iğdır'daysa neden Iğdır yerel seçimlerine müdahale ediyor? Onlar Iğdır'da hizmet almıyor. Bir kere buna bakmak lazım. Yani bence seçim kanunda oturup yani keşke karşımızdakiler böyle davranıyor olmasalar mantıklı bir düzenlemeyle yerel seçimde belli bir süredir orada oturmayan kimsenin oy kullanmaması lazım. Şimdi genel seçimde ben o insanların oy kullanmasını bir vatandaşlık hakkı olarak görürüm. Orada stratejik bir şey yapılıyorsa, alet ediliyorsa kızarım, üzülürüm ama oy kullanacaklar tabii. Ama şimdi sen kardeşim AK Parti'nin işte 1000 kişi 1000 oyla kaybettiği bir yere 2500 kişilik birliği Türkiye'nin bilmem neresinden getir. Bunlar tatbikat yapıyor. Burada oy kullanacaklar. Ne seçecekler? Belediye başkanı seçecekler. Orada hizmeti alan başkası, gören başkası, oradaki askeri birliğin oy kullanması zaten vicdani değil yani. Doğru bir yaklaşım değil o. Ama her bir bireyin keşke böyle birlikler için mesela kendi seçim çevrelerine yönelik oy kullanmalarını teminat altına alacak bir şey yapılabilse. Yani ne bileyim o kişilere özel seçim kendi seçim bölgeleriyle ilgili oy pusulası gelir de yine gizlice koyarlar oradaki sayıma gider falan. Ama böyle hiç yaşamadıkları ve yaşamayacakları bir yerin belediye başkanına müdahale edilmemesi lazım. Sayın Başkan. Doğrusu o. İstanbul özelinde tamamlayacaksanız. Bir şey daha var. YSK olası. Ya şöyle. Şimdi biz şuna hazırız. Mesela geçen gün Veli Bey'e ve Malatya İl Başkanımıza söyledim. Bu kadar kafa kafayaysa sizin sayın bir 10 gün sürer dedim itirazlarla. Biz mesela seçim gecesi için riskli yerlere, seçim gününde zaten milletvekilimizi aday yaptığımız yerlere dışarıdan milletvekili yolluyoruz. Ayrıca kafa kafaya olan yerlerle ilgili bir acil müdahale master planımız var İstanbul seçiminden şeyle. Örneğin Malatya'da sayım uzarsa oraya 10 milletvekili hemen civar illerden görevlendireceğiz. Gidecek kendi illerindeki sayım işlemleri kesinleşen veya itirazların olmadığı. Önce buna bakacağız. Sonra mazbata iptalleri falan filan geçen sefer gibi olursa eden kendisi ne ediyor biliyorsunuz? 12 bin fark, 13 bin 600 fark oldu, 608 bin. Seçmen mızmızlığa, hazımsızlığa, oyun bozanlığa, sahtekarlığa prim vermiyor. AK Parti İstanbul gibi bir metropolde seçimi kaybettiğini hazmetseydi 13.600 farkla kaybedilmiş bir seçimde 5 yıl boyunca ona şimdi 806.000 fark yediği bir metropolde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O yüzden ben yani iptal etmezler herhalde ama yine ederlerse daha beter bir demokrasi tokatını milletten yerler. Daha eğer bu insanlar anlatamadıysa bunu daha nasıl anlatacaklar? Yani? Ben de tam İstanbul'a döneceğim. Yine bir önceki söyleşimizde demiştiniz ki İstanbul'da 14 ilçeniz var. Üzerine yani 20'nin üstüne çıkabiliriz.